Biz kasları bir yerden başlar, bir yerde biter diyebiliriz. Fizyoterapide kas zincirleri dediğimiz bir mesele var. Yandaki şu iki resme bakın. Bu gördükleriniz kas ve bağ bağlantıları. Kas zincirleri dediğimiz bu konuysa bize şunu anlatır. Vücudun hareketine ya da duruşuna bağlı olarak bir kas bir yerde başlayıp bir yerde sonlanıyor olsa da hem anatomik bağlantıları sebebiyle hem de üzerindeki gerilimi aktarma sebebiyle aslında ta yukarılara kadar tırmanır. Çoğu fiziksel rahatsızlıkların altında da bu kas zincirlerinin olduğunu biliyoruz. Örneğin bel boyun fıtıkları ya da dizdeki menisküs problemleri. Bununla ilgili çok kısa bir örnek vermek istiyorum. Ortopedik manuel terapi eğitimimize giren Oktay Bey bize bu örneği anlatmıştı. Öğrencilerinden biri geliyor. Diyor ki kolumu kaldıramıyorum. Sadece bu kadar kalkıyor. Ama ağrı acı yok. Kaldıramıyorum kolumu. Bakıyorlar omuzu çalışıyorlar vesaire gerekli teknikleri uyguluyorlar. Yok omuz kalkmıyor. Sonra öğrenciyi yeniden sorguluyor ve diyor ki ne oldu? Bu hafta içerisinde ya da yakın zamanda sana ne oldu? Ayağımı çok kötü burktum diyor. Ayağı çalışıyorlar, mobilize edip manipüle ediyorlar ve kol hareketini tamamlıyor. O yüzden bu videoyu gerçekten önemsiyorum. Keza bu durumun benzerlerini ben de danışanlarımda birçok kez gördüm. Gelelim bir diğer önemli meseleye. Konuyla alakalı olduğu için baldır kası üzerinden örnek vererek anlatacağım. Resimde gördüğünüz gibi diz seviyesinden başlayıp topuk seviyesinde sonlanıyor diye görüyoruz. Fakat böyle değil. Örneğin az önce gördüğümüz baldır kası topukta sonlanmıyor. Topuğu da dönerek bir bağ doku olarak, üstelik de kalın ve kuvvetli bir bağ doku olarak ayak tabanının tamamına dağılıyor. Ve ayağın çalışma mekanizması için inanın çok önemli. Kameranın mikrofonunu kullanıyorum. Ses kalitesi kötüyse eğer kusuruma bakmayın. Şimdi ayak tabanımıza masaj yapacağız. Ayağınızı şöyle yere oturabiliyorsanız yerde yapın ya da koltukta üzerinize alabiliyorsanız öyle yapın. Baş parmaklarımı kullanarak etkili bir şekilde tüm ayak tabanıma masaj yapacağım. Hatta parmaklarıma kadar çıkacağım. Tüm parmak hizalarından götürmeye çalışıyorum. Eğer burada çok iyi anlayamadıysanız bununla ilgili ayrıca bir videom vardı. Aynur Baş ayak masajı diye yazsanız YouTube'a çıkar. Tüm parmaklarımın hizasından başlayıp yani topuktan başlayıp o parmağa doğru hangi parmağın hizasında çalışıyorsam o parmağa doğru çıkacağım ama baş parmağımı kullanacağım. Hatta çift parmak da kullanabilirsiniz çünkü etkili bir masaj olması gerekli. Ayaktaki yağ dokusu özellikle topuk bölgesinde kalındır ve çok fazla küçük küçük kas vardır. Bir sürü de kemik. O yüzden etkili bir masaj olmasını istiyorum. Sonuçta bütün vücut yükümüzü taşıyor. Dayanıklı yapılardır yani aslında. Özellikle de baş parmak ve baş parmakla hemen onundaki yanındaki parmağın arasını da özellikle geçiyorum. Ta topuktan başlıyorum. Şöyle 2-3 dakika ayak tabanına masaj yaptıktan sonra bu arada yaptığınız masaja şunu da ekleyin. Şu arası var ya iki parmağın arası şuradaki. Zaten yukarıya geçemezsiniz burada. Başka kemikler var. Şurada tarak kemiklerinin arasına çekmeler yapabilirsiniz parmağınızla. Bu da biraz daha rahatlamasına yardımcı olacak parmağınızın. Bugün de anlatacaklarım bu kadardı. Dilerim sizler için faydalı bir video olmuştur. Siz de öyle düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Eğer hala kanalıma abone değilseniz sizleri de aramıza bekleriz. Bir başka konuda bir başka videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.